Endonezya'nın Papua bölgesinde yağmur ormanlarının kalbinde yaşayan Korovaylar, dünya üzerinde yaşayan son yamyam kabile olarak biliniyor. Öyle izole bir yaşam sürüyorlar ki 1974 yılında antropolog Peter Van Arsdale tarafından keşfedilene kadar varlıklarından kimsenin haberi yoktu. Kabile yaklaşık 3000 kişiden oluşuyor. Hem geleneklerine hem de birbirlerine oldukça bağlı yaşıyorlar. Medeniyettense öylesine uzaklar ki kıyafet onların dünyasında hiç yer almamış, giysi giymiyorlar. Vahşi hayvanları ve gerektiğinde birbirlerini avlayarak besleniyorlar. Onları en ilginç kılan özelliklerinden biri de dünyanın en yüksek ağaç evlerinde yaşamaları. Yaşadıkları yer gökyüzü evleri olarak ün salmış. Kimi evler ağaçların 10 metre yüksekliğinde bulunurken, kimi evlerse 50 metre yükseklikte adeta gökdelenlerle yarışıyor. Evin yapımında tüm aile üyeleri beraber çalışıyor. İnşası bitip de ev tamamlandığında bir tören düzenleniyor. Ev için ateş yakılıyor ve orman selamlanıyor. Yaşamakta oldukları evde aileden biri ölürse evi uğursuz kabul ederek terk ediyor ve yeni bir ev inşa ediyorlar. Peki ama o kadar yüksekliğe nasıl çıkabiliyorlar diye soracak olursanız, Korovayların en önemli özelliği her yüksekliğe hiç düşünmeden en hızlı şekilde tırmanabilen insanlar olmaları. Öyle ki yürümeden önce tırmanmayı öğrenmiş gibiler. Ağaç tepelerinde yaşamalarının en temel sebebi ise korku. Kendi türleri tarafından avlanma tehlikesiyle yaşıyorlar. Savaşta ele geçirdikleri esirleri yiyorlar ve yakalanmamak için de yüksekte yaşamayı seçiyorlar. Yüksekte yaşama fikri onları hem kendi türleri olan korovaylardan hem de sel ve vahşi hayvanlardan koruyor. Evler bölgede bulunan dayanıklılığıyla bilinen rattan ağacı ve bambu kullanılarak yapılıyor. Kille sıvadıkları palmiye yapraklarını ve ağaç kabuklarını ise çatı yapımında kullanıyorlar. Günlük rutinleri, yaşadıkları ağaç evleri onarmak ve akşam yemeği için ava çıkmaktan ibaret. Kabile üyeleri yaşadıkları yer dışında dünya hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Aralarından biri herhangi bir sebeple kabileden ayrılacak olursa, kabile yeniden asla kabul edilmiyor. Kabile hala büyücülük yapıyor ve gelenek olarak insan eti yemeye devam ediyor. Korovaylar, Kaku adını verdikleri kötü bir ruhun varlığına inanıyorlar. Hastalık nedeniyle ölmek üzere olan kabile üyeleri, kabile liderine ölümlerinden sorumlu tuttukları bir erkeğin adını fısıldıyor. Adı fısıldanan kişinin Kaku adlı kötü ruh olduğuna ve öldürmek istediği kişinin ailesinin veya arkadaşlarından birinin kılığına girdiğine inanıyorlar. Bu kötü ruh, başka kimseye zarar vermesin diye de önce yakalıyorlar. Ardından da kalbine ok saplayarak öldürüyorlar ve yiyorlar. Bu arada kadınsanız korkmanıza gerek yok. Çünkü Kakua'nın cinsiyeti erkek olmak zorunda. Erkekseniz dikkat, durum sizin için tehlikeli bir hal alabilir. Dillerinde Lalayo şeytan demek. Lalayolara aynı zamanda beyaz insan da diyorlar. Reenkarnasyona inanıyorlar. İnançlarına göre ölenler, reenkarne olarak kendi kabilelerinin yeni doğmuş bir bebeğinde yeniden hayat buluyor. Zor zamanlarında uyguladıkları ritüel ise evcil domuzları atalarının ruhuna kurban etmek. Çılgınca ama İtalyan foto muhabiri Cholini, gizemli kabileye ulaşmak için oldukça tehlikeli sayılabilecek bir yola çıkıyor. Yolculuğu esnasında sülük istilasına uğruyor, yağmurlarla ıslanıyor, ormanda birkaç günlük yürüyüş yapması gerekiyor. Nihayetinde pes etmiyor ve kabilenin yaşadığı bölgeye ulaşıyor. Kabilenin günlük hayatını yakından çekim yapma fırsatına erişiyor. Neyse ki kabile üyeleri tarafından yenmiyor ve ortaya birbirinden güzel çekimler çıkıyor. Tüm bu bilgileri edindikten sonra bir talihsizlik sonucu yolunuz Papua bölgesine düşse ve bir korovayla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu? Lütfen yorumlarda belirtin. Sevgili bilgi avcıları, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bir bilgi avında buluşmak üzere, hoşça kalın.